Sizi böyle ödül törenlerinde çok göremeyiz ama bugün bir değişiklik yaptınız herhalde. Evet, bugün Şopsa için bir ödül törenine katılıyorum. Böyle önemli bir ödüle sahip olmak hakikaten çok kıymetli, değerli. Çok mutluyum. Geçtiğimiz günlerde de Anneler Günü'nü kutladık. Nasıl geçti Anneler Günü? Çok güzel geçti. Sürpriz yaptılar mı? Sürpriz yaptılar çünkü ilk kez anneanne oldum ve ilk Anneler Günü'nü kızım da kutlamış oldu. Benim için çok özeldi. Kadına şiddetin son derece böyle patladığı bir dönemde Türkiye'de kadın olmak nasıl bir duygu? Aslında dünyada da aynı sorun var. Bunun eğitimle aşılabileceğini düşünüyorum. Tabii kadın olmak kolay değil ama biz çocuklarımızı yetiştirirken, özellikle erkek çocuklarımızı yetiştirirken çok daha bu konuda farkındalık yaratarak yetiştirmemiz gerekiyor. Dünyanın sorunu açıkçası bu. Demet Hanım, biz sizin hep iş kadını yönünüzü biliyoruz. Evde nasıl bir kadınsınız? Genellikle hep bir konu hakkında bir meşguliyetim vardır. İşlerimle ilgili tabii yazacağım notlarım oluyor. Almam gereken, çalışmam gereken konular oluyor. Onun dışında sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiğim için onlarla ilgili çalışmam gereken noktalar oluyor. Ailem tabii ki çok kıymetli. Onlarla birlikte vakit geçiriyorum. Vakit bulup hiç böyle televizyon dizisi falan izleyebiliyor musunuz? Favori bir diziniz var mı? Evet, bu sene Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum. En ama... çok hangi karakteri seviyorsunuz? En çok Büyük Gelin'i. Büyük Gelin. Evet. Çok samimi bir soru daha soracağım. Kendinizi o kadronun içinde bir yere koysanız kim olmak isterdiniz o Kızılcık Şerbeti'nde? İsimleri çok iyi hatırlayamıyorum ama Doğan'ın annesi olmak isterdim. Peki efendim. Çok samimisiniz. Çok teşekkür ederim.